Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Biz TÜZ ilgili yeni yılın ilk analizini gerçekleştireceğiz. Bankaların takaslarına bakacağız ve dışarıda birazcık birazcık böyle hafif böyle sarkmalar var. E, Birçok yatırımcıyı da tedirgin etmiş görünüyor. Şöyle onu da bir yorumlayacağız kısaca. Şimdi e, günlük e, grafikte şu çizgilerimizi yaklaşık 2 aydır üzerine ekle 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 gidiyoruz. Ben bugün bir tane daha çizgi ekledim. Çünkü daha öncesinde koyduğum hedefe ulaşmış durumda şu an BIST. Şöyle baktığımız zaman şuraya rastgele bir tane daha çubuk ekledim ben. Şunu şöyle 4 saatliğe alalım. Rahatça görelim. Şimdi BIST de şu an tam böyle 1500 seviyesini Dokunduk ve oradan birazcık kar satışı gelmiş görünüyor. Bankacılık hisselerinde bir miktar geri gelme oldu. Onun da sebebi Amerika'da bugün vaka sayılarında bir rekor artış oldu. 300 bini buldu şu an vaka sayısı. Bu yüzden şu an teknoloji hisselerinde bir miktar geri gelme var. Ama bu piyasayı sallayacak, aşağı götürecek bir şey değil. Çünkü aşı çalışmalarımız devam etmekte. Onlardan gelen herhangi bir olumsuz durum gerçekleşmedi. Yani kısa vadede biz de görüntü yukarı yönlü, dünyada yukarı yönlü ama ara ara tabii düzeltme yapacağız. Sürekli BIST'in yükselmesini beklemiyoruz. Ben de zaten size çizdiğim kanallarda gördüğünüz gibi hem destek hem direnç gösteriyorum ve bu kanalları oldukça büyük göstermeye çalışıyorum. Çünkü bu kadar rakamlara takılmayın. Önemli olan şu an şirketlerimizin birçoğuna para girişi var. Bankacılık sistemine giren para hala akmaya devam ediyor. Ve dolar dünya çapında düşmeye devam ediyor. Bugün e, birçok gelişen piyasalar dahil dolar e, kendi para birimleri ülkelerin rekor derecede bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu sayede e, dolara e, birazcık daha baskı olmuş oldu. ABD bunu istiyor şu anda zaten. Ve önümüzdeki dönemde MTA grubunda e, bilhassa bu hafta şey önümüzdeki yıl içinde yani 2021 yılı içinde ciddi miktarda kayıplar gerçekleşebilir. Bu yüzden onlarla ilgili sonra tekrar analiz yapacağız. Çünkü e, piyasalara bir geri dönüş olmak üzere ben bu sene için Türkiye'de ciddi anlamda bir rekorlar yılı olabileceğini tahmin ediyorum. Bakalım ilk çeyrekte bizim beklentimiz şu anda kredi notumuzun öncelikle yükseltilmesi. Ondan sonra piyasamıza artık para gelmeye başlayacak. Zaten bedelsiz hareketi bizim 2013-2012 senesindeki tavrına benziyor. Şirketler sermaye arttırmak için ve şirketlerin hisselerini yukarı taşımaya çalışıyorlar şu anda. Bunun sebebi 2021 yılındaki büyüme potansiyelinde yurt dışından gelecek olan yeni yatırımcılara bu hisselerini sunabilmek için bir an önce hisselerin lot miktarını arttırmaya çalışıyorlar. Ve bu bununla ilgili beklentili birçok hisse de şu an yükseliş trendinde bedelsiz sermaye arttırımı sürecinde. Şimdi şöyle genel itibariyle bakarsak bugün şöyle göstereyim size. Dış piyasada görüyorsunuz çalkantılı bir şey var. Avrupa piyasalarında öyle çok önemli bir hareket yok. Bizim piyasamızın o kadar etkilenmemesinin sebebi de vakalarla ilgili bizi şu an çok ilgilendiren bir durumun olmaması. Bu yüzden ABD'nin bu kendi başına düşüşü kendine etkileyecek bir şey. Çok sınırlı olduğunu düşünüyorum. Çok önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ya piyasamızda bu tabii e, rekolte olarak e, Çin'de sabah seansının açılışında Asya piyasalarında bir böyle hafif bir dalgalanma olursa sabahleyin tekrar yorumlamaya çalışacağım Twitter üzerinden. Oradan kısa bir makale yazarım eğer risk görürsem. Siz de ona göre bugün verdiğim şey olacağımız direnç destek bölgelerine dikkat edersiniz. Şu anda 1500 bölgesi bizim yeni kanalımıza yani şu kır, yeni çizdiğim kırmızıyla yeşilin arasındaki hareketine başlıyor. Bizim artık yeni hedefimiz Yaklaşık 160 yani 100, 1580 ile 1600 seviyesi olacak Ocak ayı içinde. Benim zaten hatırlarsanız bir ay önce söylediğim Ocak ayındaki 1600 hedefimize şu an harfiyen ulaşmak ve üzerine doğru gitme potansiyelinin çok güzel olduğunu ve ciddi anlamda bunun beklenti içine girdiğini görmekteyiz. Piyasada birçok oyuncu düzeltme bekliyor. Düzeltmeler olabilir ama bunlara genel itibariyle takılmayın. 2 gün düşer, bir gün düşer, bir hafta sonra eski yerine gelir. Yani bu yüzden bu dönemde ciddi miktarda kayıp gerçekleştirmezseniz sadece acele etmeyin, piyasa tekrar kendi kendine yerine oturacaktır. Yani piyasalarda buradan artık çok yükseldik, bundan sonra daha aşağı gidelim, öyle bir düşünceniz olmasın. Çok şey kaybedebilirsiniz, asıl kaygınız bu olur. Şimdi şöyle kısaca bankalardan tekrar bahsedelim. Hatırlarsanız bankacılık endeksimizdeki hisselerimizi nasıl takip ediyorduk biz? ABD seçimlerinden beri takip ediyorduk. Yani ABD seçimlerinden sonra ciddi miktarda bir bankacılık hisselerine yöneliş oldu, para girişleri oldu. Biz bu lotları sürekli takip ettik ve bu sayede borsada çok güzel kırılmaları, çok güzel bir şekilde takip edebildik ve bu fonlar sayesinde güzel paralar kazanabildik. Şimdi onu da unutmadan söyleyeyim. Yarın Senato'nun ABD Senatosu'nda şimdi kontrolü hangi partinin alacağı belli olacak yarın. Yani bu ne demek? Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa sağlarsa bu Biden'ın elini müthiş derecede kuvvetlendirecek. O yüzden yarın yani şu an görüyorsunuz ya şöyle bir çalkantı var. Önümüzdeki gün eğer bu dediğimiz gerçekleşirse, bu çünkü gerçekleşme ihtimali çok yüksek görünüyor. Piyasanın tekrar albenisini tekrar artacağını, tekrar eski seviyesine gelmek isteyeceğini göreceksiniz. Şöyle e, tekrar devam edelim artık. Şöyle Akbank'a baktığımız zaman takaslarına yani 5 Kasım'dan beri incelediğimiz zaman şu tarihe kadar şu an Citibank'ın tekrar alımını arttırdığını 100 milyonla hatırlarsanız 135 milyona kadar çıkarttığını görüyoruz. 80 milyon olan Doğuş Bank'ta 98 milyona çıkartmış son 1,5 hafta içinde. Yani alımlarına devam ediyorlar. Şöyle devam edersek Vakıfbank'ta hatırlarsanız Citibank 22 e, milyona kadar çıkmış ve sonrasında elindeki lotun neredeyse 6 milyona kadar düşürmüştü. Şimdi tekrar 15 milyona çıkartmış. Yani e, devlet bankaları ve iş bankası e, şu anda birazcık daha yatırımların az geldiğini görüyoruz. Ama ilk çeyrekten sonra bunu birazcık daha artacağını görebileceğiz. Şöyle devam edelim. Benim favorim biliyorsunuz Akbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi olmaya devam edecek. Gördüğünüz gibi iş bankası da elindeki lot miktarına göre alımı oldukça sınırlı. 15 civarlarında, 20 civarlarında oldukça düşük bir rakam bu. Şöyle devam edersek en sevdiğim banka Garanti Bankası. Görüyorsunuz Citibank'ın elinde sadece bu 2 2 ay bile değil. Ee, evet 2 ay diyelim. Tam 2 ay. Citibank'ın tam e, elindeki aldığı lot miktarına bakarsanız 311 milyon lot. Yani Citibank tekrar en iyi toplayıcı haline geldi hissede. Şu an elinde 1 milyara yakın lot bulunmakta. E yani elindeki lot miktarını %50 oranında arttırdı. Rekor seviyede onun kadar arttıran herhangi bir başka bankanın herhangi bir bankada bu kadar artış gerçekleşmedi. Deutsche Bank'ın da elinde 200 milyona yakın lot var. Artık ciddi miktarda para girişi olduğunu görüyoruz. Yani onların artık defter değerlerinde doğru hareketi sürecek önümüzdeki aylarda. Şöyle yapı kredi de bakarsanız aynı şekilde yapı kredinin de elinde ee, o, kas o tarihlerde ki lot miktarının üzerine ciddi miktarda artış gerçekleşti. Bakalım önümüzdeki günlerde bu artışın takibini yapmaya devam edeceğiz biz. Ee, dediğim gibi yarın e, Asya piyasalarına bakacağız. Öyle e, Asya piyasalarında öyle ciddi miktarda bir dalgalanmaya sebep olacağını ben sanmıyorum. Şu saatlerde birazcık dalgalanmanın gördüğünüz gibi e, şeyini azalttığını görüyoruz. Muhtemelen bu tekrar yukarı yönde toparlayacaktır. Kendinizi öyle çok Çelişkili durumlara düşürmenize gerek yok. Şimdi bakarsanız aşağıda bizim 1463 bölgemiz var. Bu bizim kısa vadede desteğimiz olacak. Seans içinde bazı iniş çıkışlar olabilir ama eğer şu 1500 kanalın üzerine geçersek birazcık daha rahat olacağız. Hacimlerimiz artacak. Holdinglerimize, bankacılık endeksine ve sanayi grubunda hisselerin hareketlenmesi beklenebilir. Bir sorunuz olursa YouTube üzerinden yorumlara yazabilirsiniz. Ben okumaya devam edeceğim oradan. Çok yoğun olduğu için artık e, çoğunuza cevap yazamıyorum. Kusura bakmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi haftalar.